açması. Fakat sonrasında da baktığımız zaman 4. yüzyıldan itibaren zaten teokratik bir takım yapılanmalar gerçekleşiyor. Yani laiklik karşıtı diyebileceğimiz. Yani işte her kurumsallaşıyor şeyin temeline, biraz. Ya kurumsallaşıyor da diyebiliriz ama her şeyin temeli bir çeşit din fetişizmi diyebiliriz buna. Yani her şeyin temeline dini oturttuğunuz zaman hani dinin sınırları içerisinde ancak hareket edebilirsiniz. Hani onun dışına çıkmamak koşuluyla istediğinizi yapın ama sınır Kur'an'dır ya da Tevrat'tır ya da İncil'dir. Anladım hocam. Başladığınız zaman zaten filozofun yani orta çağ filozoflarının Augustinus'un, Aquinas'ın ya da İbn Sina'nın ya da İbn Rüşd'ün ya da Farabi'nin ya da Anselmus'un neyse hatta sonrasında orta çağ sonrasında da Descartes'in, Leibniz'in, Locke'un Tanrı yoktur deme şansları yok. Yani Tanrı yoktur dediğiniz anda ben ateistim ya da agnostiyim dediğiniz anda zaten bunun cezası ya ölüm ya hapis ya sürgün ya toplumdan dışlanmak ve bu yüzlerce yıl sürüyor. Yani 4. yüzyıldan itibaren 18. yüzyıla kadar yani 1776 Amerikan devrimi 1789 Fransız devrimine kadar zaten çok ciddi bir teokratik baskı var. Yani işte dinin siyasallaşması, kurumsallaşması adına ne dersiniz deyin. Herkese dinin zorla dayatılması ve İncil'de, Kur'an'da ya da başka din kitaplarında yazılan dışına çıkamama durumu. Şimdi bu koşullarda zaten filozofların yani ateist olmak gibi şansları yok. Yani onu da kimisi tabii gerçekten samimi olarak inanmıştır. Onu kastetmiyorum ama yani genel kültürel siyasal koşulları da dikkate alarak biraz da filozofları değerlendirmek lazım. Nitekim şimdi toparlıyorum şeyden sonra Fransız devrimden yani monarşinin teokrasinin ve feodalizm yıkılma süreci başladıktan sonra ateist ve agnostik filozofların sayısında artış gözlemliyoruz. Dolayısıyla ya 10 filozofun 7'si işte dindardır, 3'ü dinsizdir. Dolayısıyla felsefeyle din çok güzel bağdaşır demek yerine ben diyorum ki bir 300 sene 500 sene daha bekleyelim. 300 sene sonra konuşsak daha iyi anlarız bu işleri diye düşünüyorum. Tam hocam.